Nasıl bir evde büyüdün abi? Ha, güzel. Aslında depo, Kızıl Toprak'la Kalamış'ın arasında depo vardır. Depoda tam benzin istasyonu vardır hatta şimdi. Oradan deniz kenarına kadar olan mesafede tek bir arazinin içinde tek bir ahşap bina vardı. Üç katlı. Orada büyüdüm, orada yetiştim. Dolayısıyla şeyden, salondan yelken yarışlarını seyrederdik bir yandan Dalyan'daki. Yelken merakı oradan geliyor olabilir mi? Valla yok artık Kalamış'ta olunca o zamanlar muhakkak yelkene bir şekilde bulaşıyorsun zaten değil mi? Bulaşıyorsun tabii. Ve de üst tarafı da Bağdat Caddesi. Ki daha sonraları o Bağdat Caddesi biliyorsun yıkıldı. Adnan Menderes zamanında o koskoca cadde bütün alt taraf kazınıp borular döşenip işte isale hatları döşenip elektrikler falan döşenip bugünkü hale gelene kadar ki o çekilen çileyi ben de tattım. Çok yakından tanık oldun abi. Tanık oldum abi. Çocukluk eğlencen neydi abi? Bir kere futbol oynardım, çok severdim. Sporu çok severdim. Bir de model uçak yapardım. O zaman lastik... çocukluk yıllarına dair bir tabii, şey tabii, mi? Tabii lastik. Aa. O zaman lastik şeyli, pervaneli. Küçük. Yani ilk model uçağım herhalde 8 yaşında falan yapmışımdır. 9 yaşında öyle şeyli. 7 yaş pantolonunu bulsak abi. Cebinden muhtemelen ne çıkar? Çıksa 25 kuruş çıkar. Tabii. Bey babam karşısına oturttururdu. Diz çökerdim. Her okuduğum doğru dürüst sureye bir tane 25 kuruş verirdi. Ödül oydu yani. Ödül oydu. Çocukluğunu düşündüğünde burnuna hangi koku gelir? Vallahi burnuma gelen kokuları söylesem evvela bir kere doğru dürüst domates kokusu gelir. Şimdi bulamadığımız hormonsuz domatesler, hormonsuz domatesler. O sırık domatesi arkada bizim bahçede de yetiştirdik biz zaten. Domatesimiz vardı. Ben sabahleyin kalkar hangisi olmuşsa gider onu güzel kopartırdım. Mis gibi kokar. Tereyağısı öyle, peynir öyle, her şey. Ya bir kere yemek konusundaki kokular, tabii o zaman kokular bambaşka. Başka ne kokusu gelir? Evet, babaannemin kınalarının kokusu geliyor. O çok hep ellerinde, hepsi kınalar sürerdi. Aynı evde mi yaşıyordunuz abi? Bir de kazanla aşure yapılırdı, hep onun kokusu gelirdi. Aşurede her şey var zaten. Nohuttan fasulye, her şeyin kokusu var onda. Doğru. Abi sahnede düştüğün en zor durum neydi? Sözü unutmak mesela şarkı söylerken. Neydi? Trak girer. Eskan'la da yaşadık onu. Gene o da şahları da vururlardı oldu. Ele Güney Karşı'nın o zamanki sözleriyle tiyatrodaki hali döndü pervanelerdi. Şarkının sözü de döndü pervaneler diye giriyor. Bir türlü aklımıza gelmedi. Girdik parça çalıyoruz seyircinin önünde. Özkan'a bakıyoruz, birbirimize bakıyoruz. Ne diyoruz falan. Son anda hatırladık, girdik. İşte insanlar da gülmeye başladı falan. Bir oldu ki bunu biz daha önce Mazhar Fuat Özkan olarak da yaşadık. Anında görüntüyü söylerken ilkokul talebelerine. Bir ilkokulda. Sonra da baktık biz unutmuş sözleri ama onları unutmamış. Böyle durumlarda seyirciye söyletme var. Sizde diyerek de. Evet, o güzel bir numaradır unutunca ama. Tabii şey hani İngilizce şarkı söylerken sizde deyince olmuyor. Abi hangi hayat dersini öğrenmek çok meşakkatli oldu? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Öğrenmek bitmiyor. Yani... Hep bir gün geliyor bir şey öğreniyorsun veyahut da bir şeyin farkına varıyorsun, bir yanlışının farkına varıyorsun. Yıllarca klişeleşmiş, kafana girmiş ve seni sen yapan bazı şeyleri bile sorgular hale gelebiliyorsun. Dolayısıyla insan tekamül eden bir yaratık olduğuna göre her gün bir şeyler öğreniyor. Ben de öğreniyorum. En azından biraz daha tevekküllü olmayı öğreniyorum. Yalnız dedim ya politik değilim. Açık sözlü olmanın insana getirdiği faydalar da zararlar da var. Ben kendimle ilgili kendi defolarımı veya hatalarımı veyahut da yanlış algılarımı düzeltmekte zorlanıyorum. Yaptığın en çılgınca şey? Bir gece karar verip inşaat mühendisine bırakıp müzisyen olmaya, tamamen hayatını müzikten kazanmaya karar vermemdi bence. Bir jingle'la hayat değişiyor galiba değil mi? Evet. Öyle bir bilgi var bende. Aynen öyle oldu. Tam Sezer Türker Fevzi Akkaya'da çalışıyordum o zaman ki Türkiye'nin önemli ve kıymetli bir firması biliyorsun. İyi de bir para alıyordum. Fena bir para almıyordum. 8100 lira maaş alıyordum o zaman. Ve de bir reklam müziği yaptım. Sevgili Emin Fındıkoğlu getirdi. Hatta ismi de Fresh Meyve Suları. Hiç unutmuyorum. 125 bin lira para aldım o jingle'dan. Bir senelik maaşımdan çok daha fazlasıydı yani.
Ertesi gün istifa ettim hemen. Çok keskin olmuş be abi. Vallahi evet. Parayı görür görmez. Tabii. Dedim ki yılda bir tane dedim reklam müziği yaparım artık dedim ya. O düşünce hep vardı ama değil mi? Yani, bir tane yapsam yılda tamam ya diye. Ama müzik öyle bir şeydir. Aha. Yani bir parçanı eğer hakikaten tutarsa hele dünya çapında olsa hayatının sonuna kadar yaşayabilirsin. Az evvel röportaja başlamadan evvel bir şey konuştuk da sahneye çıktığında seyirciyi ya yakalarsın ya yakalayamazsın. Doğru. Diye. Senin taktiğin nedir abi mesela? Bir formülü var mı bunun? Bir kere seyirci sevdiği parçaları dinlemekten hoşlanıyor. Eğer onu bilmediği bir parça çalacaksanız ona kendinizi evvela kabul ettirdikten sonra bunu yapsanız çok daha iyi olur. Hı hı. Çünkü o zaman bir başka beğeniyle dinleyecektir sizi. Kavu konsere çıktığınız zaman ilk 10 dakikasında falan seyircinin beklentisi olan o onun mutluluğu, o bu işten haz alma duygusunu tatmin etmeniz lazım. Dolayısıyla ne yaparsınız bilmem artık. Yani, size kalmış. Size kalmış. Şovda mı onu yaparsınız? Yoksa onun beğendiği, çok sevdiği bir parçayı ona çalarak mı başlarsınız? Dolayısıyla repertuar seçimi önemlidir. Aha. O bütün seyirci bir konser boyunca, bir saat, bir buçuk saat boyunca kaldırıp, hafif indirip, müzik dinlettirip, tekrar coşturup, tekrar falan bu ritmi güzel sağlamanız, hı-hı, lazım. Abi bir insanın senin için yapmış olduğu en güzel şey ne? Beni sevmek ya. Beni sevmesi yeter. Herhalde değil mi? Bir insanın ama gerçek anlamda sevgiden bahsediyorum. Hı-hı. O önemli. Bir insanın benim için en önemli şeysi bence o. Yani ben de karşılıklı sevgi çok hoş bir şeydir. Bir güven, itimat, kendini onunla beraber kale gibi hissetmek falan. Dolayısıyla benim için bir arkadaşımın veyahut da bir dostumun veyahut da bir hanım erkek ilişkisi açısından da aynı şey. En önemli şey sevgi bence bana sorarsan. Bir de sanatçı zor insandır aslında. Kolay insan değildir yani. Tabii, herkes tabii, katlanamaz. Tabii doğru. Gelgitleri yani, çoktur, işkoliktir. Yani birazcık da o sanatçının, o sanatçı ruhunu da taşıdığını unutmaması lazım karşı tarafın. Çünkü kimi zaman aşırı tepkiler, yanlış anlamalar, hı hı, veyahut da öfkeli davranışlar olabilir. Alttan alacak biraz. Bunları biraz idare edecek sanatçıyı. Abi en sevdiğin bakkal ürünü nedir? Var mıdır böyle çocuksu bir yanın hala? Gizli gizli yediğin. Bakkal var tabii. Çikolata. Hangisi? Bitter şimdi yiyorum tabii. Eskiden sütlüsünü yiyordum. Sütlüsünü çok severim. Ama eskiden bayramlarda da bitter sona kalırdı. Herkes sütlüye saldırırdı. Tabii, herkes sütlüye saldırırdı. Halbuki bitter şimdi daha faydalıymış biliyorsun insan için. Hem kaka oranı daha yüksek hem de falan ya. Için, evet, kolesterol açısından da zararı olmayan bir şey. Ama yani gofretler, çikolatalar, o tip şeyleri severim. Abi ev senin için ne demek? Vallahi ev canım ev. Ev benim için her şey demek. Yani evim benim için çok önemli. Çünkü her şeyim orada. Müzik aletlerim orada, enstrümanlarım orada. Hobimle ilgili malzemelerim orada. Araştırma yapmak için gerekli her türlü teknolojik alet orada. İstediğim çeşit yatak orada. İstediğim gibi bir mutfak orada. İşte dostlarımı nereden nasıl ağırlarım diye düşündüğüm zaman onları arayacağım. Salonu orada. Çünkü evi zaten ona göre yapıyorsun. Ona göre düşünüyorsun. Ona göre hazırlıyorsun. Ev benim için çok önemli bir şey. Abi dünyanın en güzel kelimesi. Teşekkür ederim. Babandan ne öğrendin abi? Babam Sami Güner, fotoğraf sanatçısı. Bir kere bir yere bir şeye bakıp da görmek diye bir şey vardır. Şimdi babam onu bana çok söylemişti. Bak bakayım buraya da ne görüyorsun? Çünkü boş bakıyormuşuz bazen. Onu da sonradan anlıyorum. İşte bir bakıp biraz görmeyi öğrendim diyeceğim. Ama sonradan kendime düşündüğüm zaman tam öğrendim mi tam öğrenmedim. O da onun sırası da belli değil. Annenden ne öğrendin abi? Annemden sevgiyi öğrendim. Annem ölesiye sevgi göstermiştir bana çünkü. Benim gözlerime bakar, gözleri dolardı, ağlardı. Yani evin içindeki kaloriferin üzerindeki merdivenin üzerine çıkıp pencereden ben daha uzaktan geliyor, o daha uzaktan görebiliriz diye oraya çıkarmış. Yani o kadar bakarmış. Müthiş bir özlem. Çok özlem. Peki bir şey soracağım abi. Baban sevgisini gösteren biri miydi? Yani böyle sarılma falan var yok, mıydı? Yok pek yok. Daha böyle hani Osmanlı biraz daha, babası biraz olur daha, ya. Biraz daha Osmanlı. Gece uyuyunca sever. Artık onu da bilmiyorum. Sever miydi sevmez miydi ama
Ama annemle çok özel bir, hakikaten özel bir sevgisi vardı. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Aşırı sevgi de çok o kadar karşılığını bulan bir şey değil. Abi hangi günü tekrardan yaşamak istersin? Bir tanesi mesela Blood, Sweat and Tears'de şeyde Dolmabahçe Stadı'nda konser verdiğimiz günün sahneye çıkışımızın anıdır. O hoş bir şeydir. Aha. 50 bin kişiye çıktığımız ve Blood, Sweat and Tears gibi bir grubu bizim back grubumuz olmasıdır. Ki biz önde onları seyrediyorduk, onlar konser verirken. Biz onlara hayranız aslında. Onun dışında bugün herkesin sevdiği, sahnede çalmadan inemediğimiz Ele Güne Karşı, Yalnızlık Ömrü gibi, Boyu gibi parçaların bestelenme anlarıdır herhalde. Değil mi? Hayat motto nedir abi? Valla çalış, güzel yaşa, eğlen, insanlara faydalı olabileceğin alanlarda da faaliyet göster. Vurdum duymazlık etme, bana dokunmayan yılan bin yaşasın deme. Bir şey olmaz deme. Endişelen, araştır, sev. Bu insanlığın tarifi zaten. Yani. Ama öyle. Duygulu ol, hisset, evet, yaşa. Evet, aynen. Güzel yaşadın mı abi peki? Geçmişe yaşadım. Baktığında. Yaşadım. Pişmanlığın var mı? Hayır. Hiç. Yani var pişmanlığım ama o pişmanlık bütün bu mutluluğumu zedeleyecek bir sebebi de değil. Aşk yorgun, gün suskun, içimde dinmeyen acı, sen yoksun yanımda.